Çocuklar, sizlere de günaydın. Gerçekten inanılmaz iki çağırsınız. Adam adam değil, bambaşka şeylerdi. Çok komikler oğlum. Ne haber Faruk? Oğlum çocuğum. Hadi bakalım, vlog 2. Arkadaşlar selamlar, herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Utku ile beraberiz. Böyle gidiyor yarım saat falan diyoruz genelde. Damla da denk geliyor alışık. Pazartesi, salı, çarşamba. Burak abinin kanalına bir tane skuter... Benim saçlarım çok koymuş. Şu an fark ettim. Her sabah 15 dakika skuter bineceğim bundan sonra. Fön niyetine. Güzel olmadı mı? Burak abinin kanalı için bir tane skuter videosu çektik EcoVolt'ta. Bazı görüntüleri çalarım ondan ama ben kendime çok bir şey çekmedim. Güzeldi. Siz oradan izleyince daha iyi anlarsınız ama şöyle söyleyebilirim. 60 km saate çıkan bir skuterla ben de bir 55-56 falan gördüm herhalde. Biraz atladım zıpladım falan. Ben eğlendim. Orada efkar yaptı. Damla söylesin tabii. Hani genel olarak böyle huyları var. Zor. Zor bir adam. Zor ama seviyoruz. Seviyoruz, ne yapalım? Seviyoruz, ne yapalım? O da böyle. Acayip bir aileler ya. Damla'nın haline bak. Arkada koltuklar katlı. Sırf benim koltuğum için. Şu kızı düşürdüğüm hallere bak. Oğlum kafam değmiyor benim. Ya tamam biliyorum rahat olduğunu. Ben gene de mahcup oldum haliyle yani. Benim... Damla arabayı anlat Damla. Abi evet Damla. Havan yüksekliği o kadar güzel ki arabanın. Gördüğünüz üzere şu anda koltuklar katlı oturuyorum. Ona rağmen. Bak Utku'dan uzunum şu an. Kafam değmiyor. Bu adam benim için çok koşturdu ya valla. Sıkıntı yok. Lan ne olacak? Sen de koşturuyorsun. Ben de koşturuyorum. Koşturuyorum. Biz bu yola baş koyduk. Bunu size göstereceğim. Koltuk çok güzel. Koltuklar waffle'a benziyor. Tost, bu normalde bu koltuğu evinize gönderiyor. Biz yakındık ofise. Dedik ki hani alabilme imkanımız var. Ya biz kendimiz kaşındık. Evet biz kaşındık. Ya bu duruma kendimizi biz soktuk. Bir iki gün koltuğu erken aldım diye. Ama Damla bayağı mutlu. Arabası da çok yüksek arkadaşlar. Sana bir de F30 alacağız ve sen artık bir közcü olacaksın. Kardeşim 2 senedir nargile içmiyorum. Askere gittim geldim. Nargile açtım var ve bunu bir an önce çözmem lazım. Bordo bedelli aramıza yeni katıldı. Normalde hiç böyle bir adam değil. Çok da yakışık karizmatik adamdır ama işte köse olunca. Övdü mü? Gömdü mü? Sayın Enes Mısır, C2 Reis. Nasılsınız? Kanka bugün C2'ye bir Varex mi yaptırsak? Bunun VRX versiyonu var. Baktım. C3'ün. Tabii. Normal pistte kullanılan rally versiyonu gibi. Öyle bir şey yapsak kaça mal olur bize? Ne versiyonu? VRX. Arka ne bileyim. Çok bilgilendirici biri değil mi? Kırmızı ışıkta duruyoruz ya. Bire taktım. Öndeki araba 100 metre. Takayım ki pıt 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 diye yandan. Yani bak bu çocukların biri Türkiye'nin en büyük otomobil sayfalarından birini yönetiyor. Diğeri Türkiye'nin ciddi büyük ajanslarından birini yönetiyor. Vizyon bu. 6 yılda neden sosyal medya kariyerim çok ciddi bir yere gelmedi? Çok da sorgulamamak lazım. Normalmiş beğersem. Ya oğlum halimize bak ya. Vlog kamerası çıkarmak istemiyorum ortalıkta böyle. Gecenin 12'sinde oturttular beni. Yok C3'e Varex takalım. Yok F30'a nargile takalım. Abuk sabuk bir ortamdayım ya. Sodam geldi. Soda içeceğim. Bu çok masum bir adamım. Soda içeceğim ya gecenin 12'sinde. Bizi var ya kesin şey sanıyorlardı. Alemlerde falan filan. O günlerde vlog çekmiyorum. Aleme gidiyor musun sen? Abi geçen bir gittim. Abi beni niye çağırıyorsun? Geçen gün bir kere dışarı çıktım. Bütün arkadaşlarım sen bizi niye götürmüyorsun diyor. Götürüyorum işte. 4 tane adam gecenin köründe oturuyoruz böyle. Aleme bak. Alemdeyiz ama biz de böyle bir alemdeyiz. Tabii biz de böyle bir delikanlıyız. Bu da bambaşka bir alem. Ben gideceğim eve uyuyacağım da. Yarın da İstanbul'dayım. Sonra Eskişehir. Neyse bu vlogda olacak zaten. Hep beraber izleriz. Sevgili Frutti. Bu kadar seviyorum seni. Bunu yerleştirmeyi ben ayarladım. Evet Enes ayarladı sağ olsun. Yarın yatar değil mi? Yatar. 50 lira. Lan ciddiye alan varsa ne olur almasın ya. Yani çok ağır değil ama normalde kutu açılışını bugün çekmek istiyordum. Gene bu videoda çekerim yüksek ihtimalle. Yarın Eskişehir'e gitmem gerektiğinden dolayı şimdilik eve bırakacağım. Geldiğimde artık kutu açılışını çekeceğim. Şunu bir eve çıkartayım bir dakika. Ya benim arabanın plak aydınlatmasının bir tanesi patlak fark etmişsiniz. Kendimi şey gibi hissettim ya. Californication izleyen var mı aranızda bilmiyorum. Hank Moody diye bir ana karakteri var Californication. Orada da bir tane adam eski bir Porsche kullanıyor. Bu Porsche'nin de farı bir kere kırılıyor ve bütün dizi boyunca kırık devam ediyor. 4 senedir bozuk ya. Ben nasıl bir adamım ki 4 senedir bir tane plak aydınlatma almadım. Ne dertler var değil mi? Şimdi bu vlogda bizi Canberk'te iki kere böyle farklı farklı mekanlarda gördünüz. Arkadaşlar biz
10 küsür liralık arkadaşız. Şöyle bir mekanda oturmuşluğumuz 6 falandır değil mi Canberk? Yani aşağı. 6 falan. Ya, İlginç bir şekilde bu vloga denk geldi. Ben de anlamadım. Canberk de yeni bir seriye başladı Instagram'da. Böyle kısa kısa videolarla araba tanıtıyor. Şimdi de talihant yapıyor. Şeyi göstersene. Nasıl TikToker oldun? Allah'ım. Gel. Göster ekranı. Baksanıza abi, adamın TikTok'ta 3 videosu var, 63.28.172 bin. Sponsored by Utku Ceyhan Kanta. Ama it works bro. Works. Ya abi eve geldim. Benim arkadaşlarımın böyle bir huyu var abi. Ya daha doğrusu şöyle, benim böyle bir alışkanlığım var. Her evimde bir tane beyaz tablo olur, tamam mı? Ben buraya yapacaklarımı yazarım ki kafama hep vursun burada yapacaklarım. Yapmadığım sürece kendimi zorlamak adına. Sağ olsun arkadaşlarım. Her zamanki imzalarını çakmışlar. Neyse bu bir ay falan kalır böyle. Oy oy oy. Bugün cuma akşamı işte. Kaçı oluyor ayın? Gerçi telefonumda. Telefonum orada. Ya bu arada ben böyle vlog çekiyorum. Bazen şöyle bir tribe giriyorum abi. Ulan diyorum, bunu kim ne yapsın ya? Ben diyorum ne anlatıyorum diyorum ama sonra başka insanların vlog vloglarını izliyorum ve diyorum ki sen yine hızlısın. Böyle arada bir tribe girip çıkıyorum ben. Kafayı yedim ufaktan ha. Şimdi yarın sabah işte saat 7-7.30-8 gibi falan evden çıkacağım. Eskişehir'e gideceğim. Instagram'da da paylaştım. Herkes dedi ki işte abi ne yapacaksın, ne edeceksin? Niye geliyorsun, buluşalım vesaire. Eyvallah bu arada. Bu arada Eskişehir'de aşırı takipçim var, farkındayım. Böyle müsait bir zamanda gelip de vakit geçirmek isterim ama çocuklar hep programlar dar. Ben de mezuniyetten sonra artık full gaz sosyal medyaya gitmeye çalıştığım için çok da vakit ayıramıyorum. Kusuruma da bakmayın yani. Elimden geldiği kadar telafi etmeye çalışıyorum zamanı. Yarın Trans Anatolia'nın başlangıcı. Trans Anatolia ne abi? Gerçi Google'a yazsanız daha detaylı bilgi alırsınız ama Anadolu'nun birçok bölgesinde daha önce yıllarca yapılmış bir yarış organizasyonu. Bu sene 11.si düzenleniyor olması lazım. Yarış Eskişehir'den başlıyor ve Kars'a devam ediyor. Yaklaşık bir hafta sürüyor. Sanıyorum da 18 Eylül'de bitişi. Bitişinde de yüksek ihtimalle ben orada olacağım. Yarın bu start verileceği için ve yarışta bizim ekipten, Ducati ekibinden de yarışçılar olduğu için hem orayı videosunu çekmek hem de işte vlog eklemek için yarın günübirlik bir Eskişehir'e gitmem gerekiyor. Eskişehir'e gideceğim. Akşam kalacağım. Pazar günü döneceğim. Pazartesi de umuyorum siz bu videoyu izliyor olacaksınız. Bu yüzden böyle drone'umu, kameramı falan orada prodüksiyon için ihtiyacım olacak ekipmanları şimdi hazırlamam lazım. Onları bir halledeceğim. Oradan da mümkün olduğu kadar erken yatacağım ama sizde de büyük ihtimalle öyledir. Genelde böyle günlerde ben yani erken kalkmam gerekiyorsa açılıp geç saatlere kadar böyle saçma bir şekilde gözüme uyku girmez. E hadi öyle işte, anlatmış oldum. Özet geçmiş oldum. Ben alıştım bu vlog formatına. Ha, çok iyi. Hadi toplanayım çıkayım. Nereye çıkıyorum? Toplanayım uyuyayım. Ya bunu da nasıl açasım var? Nasıl açasım var? Ölüyorum meraktan. Bunu pazar günü geldiğimde açacağım artık. Bekleyecek mecburum. Bu arada halım çok iyi değil mi? Acaba ben bu halıyı vlogda gösterdim mi ya? Bu halı bana Ducati'nin hediyesiydi. Ben de ya normalde bunu hani motosikletlerin altına koyan var falan. Ben evin girişine koymak istedim böyle. Gerçekten çok mutluyum bu halıya sahip olduğum için. Durup dururken halıya yükseldim akşam akşam. Hadi bahane arıyorum kendimi hala. Üşendim biraz da ondan bahane arıyorum. Hadi hazırlanıyorum ben. Hadi. Ben geldim Eskişehir'e. Hayır tamam lan tamam. Abi Yiğit'in adına da. Biz Yiğit'le daha önce İstanbul'da görüştük. Evet abi. Buluştum. İki video önce. Aynen. Sonra Yiğit Eskişehir'deymiş. Benim de story görünce gelmişler. Hem de bu gezmek için gelmiş. Evet, sadece gezmeye şey için de geldim de. Ducati'nin standına geldik. Murat abi yarışacak. Murat abi. Bir saat daha kadar buradayız yüksek ihtimalle. Sonra bu yarışın seremonik bir startı çekilecek. Yarın da... Efendim Murat abi. Ben de abiciğim. Estağfurullah, ne olacak? Ya tabii ya. Vlog ya, sıkıntı yok. Rahat olduğumuz yer. Buyurun. Yarın da start verecek de yarın sabah erken verecek mi start? Biz seremonik starta kalıp kahvaltıdan sonra hadi eyvallah Eskişehir'den gideceğiz. Öyle. Yiğit'i de figüran olarak aldım. Yiğit yanımda kilitleniyor. Size ortamı göstereyim bir görün. Güzel çünkü. O neymiş ya Yiğit? Gel gezelim ne var ne yok bakalım. Farklı farklı offroad araçları var. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı modifiyelere sahip. Motorlar daha iyi çekici diyorsun. Bu tarz kamyonlar var. Gerçi buradaki yarış farklı kategorilere ayrılıyor işte. Kamyonlar var, motosikletler var, offroad araçları var falan falan. Dolayısıyla birbirinden farklı şunun gibi görebileceğiniz birçok araç var. Hani ben bir tık geç kaldım. O yüzden bazı araçlar çıkış yapıyorlar. Ama işte yakalayabildiğimi size gösteriyorum şu anda. Kategori olarak şu tarz ATV diyeceğim ama bunun kategorisini sitede farklı göstermişler. ATV de yazmıyor. Bir şey TV yazıyor. Unuttum Yiğit ama araçlarına son bakımları yapan, modifiyelerini yapan problem. Mesela Ducati'de Multistrada'nın böyle çamurluğunu kestiler, zincir korumayı çıkarttılar falan. Son böyle buradaki biraz da birbirlerine bakarak yarıştılar. Ufak tefek son modifiyelerini yapmışlar. Ya neyse. Benim bir Amerikan hastalığım var, bilenler bilir. Castrol'ün aracı var. Ford. Ah çocuğum. Ne haber? Ne haber sosis? Çok tatlısın. Bu da ilginçmiş. Bu herhalde kamyonete giriyordur. Bunlar bir hafta yarışta olacaklar. Biraz önce göstermiştim ama. Aa içi çok havalıymış.
Hiç de bir fikrim yok bu tarz şeylerle. Bak mesela bu ekip... Gel yarın mı? Hepsini ya. Gel kafana göre çık oğlum ya. Bu da gerildi. Takılıyorum. Videonun önüne çıkmayayım. Çık oğlum videonun önüne. Ne olacak? Videoyu da size yapıyoruz zaten. Manyak mısın ya? Öyle şey mi olur? Bu tarz yurt dışından katılan yarışçılar var. Bayağı canavarmış ya. Şöyle bir kamyon var. Bu da çok havalı. Çok güzelmiş. Öbürlerine göre daha iyi geçebilir. Bu normal sokakta görebileceğim bir şey değil. Hani Ranger falan görürsün, anladın mı? Her şey Ranger doğru söyledim. L200 falan görürsün ama şu... Yani dediğim gibi o kadar da şaşırtacak. Vay be ne çektiniz falan diyeceğiniz çok da bir şey yok. Bakalım standart bir multi ile ne kadar farkı var. Şöyle anlatayım. Öndeki akrabalığınız var mı? Evet amcaoğlu. Mustafa Dağlı'yı da gönderiyoruz Cerafeyi sınıfında. Ducati'ye düşüyor Lotus Strada ile Ducati'nin resmi sporcusu. Alkışlar Andrea Rossi için. Evet Murat Yazıcı, yarışın startındayız. Neler söyleyeceksin, ne hissediyorsun? Valla ilk öncelikle böyle zorlu koşullarda bu yarışı organize eden Transanatolia ekibine sonsuz teşekkürler. Sonrasında buraya gelen izleyicilere sonsuz teşekkürler. Ve Horlas ekibine sonsuz teşekkürler. Sağ olun. Sonsuz teşekkürlerle geçen bir mücadele oldu. Ducati Multistrada ile ve onunla yolculukla uğurluyoruz. Keyifle, güzel bir yarış olsun. Ya bu adamlar bana da çok yardım ettiler, sağ olsunlar. Gitmem gerektiği için ayaküstü vlog çekiyoruz artık. Sabahtan beri birlikteyiz Arda ile Alperen'le. Teşekkür ederim. Anımız olmuş oldu. Teşekkür ederim. Alperen sağ olun. Çok sağ olun. Beyler görüşürüz. Kolay gelsin. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bu videonun altına kesin gelir işte. Abi Eskişehir'e gelmişsin. Abi bizim arka sokaktaki otelde kalmışsın. Kapelli otelde kalıyorum. Bu akşam kalacağım. Yarın sabah döneceğim zaten. Çok sevdiğim dostum. Eskişehir'de az buçuk motosikletle ilgisi olan adamın tanıdığı bir dostum. O almaya geliyor beni. Zaten üstümü biraz da değiştirdim. Koşturmaktan leş gibi olmuş artık. Bir yerlere dedik yemek yemeye gidelim. Böyle iri, hızlı bir dostum geliyor. Çok sevdim. Çok eski arkadaşımdır. Adam gibi adamdır hakikaten. Ben onu bekliyorum da trafik varmış Eskişehir'de. Artık Eskişehir'de bile trafik var abi. No gelince çıkacağız. Otel de gayet güzel ya. Sağ olsunlar. İşte Eskişehir'in en ünlü motovloggeriyle birlikte. Kanalı var. Kalfa motovlogger. Bak kim var yanımda. Evet, ya. Evet. Bak ya oğlum sığmıyor kameraya. Şu adam benim kaç yıllık dostum, kardeşim, arkadaşım yani. Bir tane fotoğrafımız yok adam akıllı. İlk kez hayatımda kamera açıyorum. Bir tane böyle ben kastım. Fotoğrafı veriyorum. Onda da fotoğrafa sığmıyorum gene. Ya oğlum müthiş ağırladılar beni. Çok kısa kaldım yanlarında. İstanbul'a revanşı ayarladık. Konuşturmuyorum da. Haftaya geleceğiz inşallah. İnşallah. Adam bekliyorum valla. Sonra Eskişehir'e geldin. Buranın motovloggerini görmedin. Senin de Eskişehir'den hayalim değil. Yo. Bir suble yedim. Gece otele gideceğim. Burak'a küfredeceğim. Sıra. Yüzüne edemiyorum. Gördüğünüz gibi. Hadi kaçıyoruz ya. Günaydın. Sina Bey, işte sabaha kadar kurgu böyle yapılıyor. Şöyle mi? Niye böyle bir şey yapmıyorum ki bak şimdi? Of! Aman tanrım! Yayında böyle oluyor işte bak. Alışamıyorsun değil mi? Ben de böyle. Yayından önce açıyorum bu işi, biraz alışmasına çalışıyorum. Neticede vlogu bitirmiş ve bu videoyu kapatıyor oluyoruz. Şu kutuyu bir sonraki video göstereceğim, artık iyice konu uzayacaktı. Sinan'ın da artık kafasının içinden geçmek istemiyorum. Niye mülayim duruyorsam? Burak abinin bir önceki videoda dediği yorum yapma işini unutmazsanız çok sevinirim. Aşırı iyi etkisi oldu benim için. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir videoda 400 aboneye yakın abone geldi. İzlenme de çok iyi toparladı. Teşekkür ederim desteğiniz için. Öpüyoruz. Ben de Sina gibi duruyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.